Minimum, maksimum, ortalama ve bağlı değer say formülleri. İlk olarak bir önceki dersimizde oluşturduğumuz aylık içerik satışları topla dosyasına çalışma kitabını açıyorum. Daha sonra A9 hücresine minimum, bir altına maksimum, bir altına ortalama ve son olarak da say yazıyorum. Şimdi minimum formülüne bakacağız. Minimum bir değer aralığındaki en küçük veri değerini gösterir, bulmamıza yarar. İşlev ekle, fonksiyon ekle, kısa yoluna tıklıyorum. Daha sonra minimum yazıyorum. Git dedikten sonra bana önerilen işlevler listelenecektir. Minimumu seçiyorum. Tamam dedim. Hangi değer aralığında baktığımı soruyor. B3'ten D8'e kadar. Burayı istemiyorum. Değiştirmek için B3'ten D6'ya kadar seçtim ve tamama tıklıyorum. Minimum değerim Ocak ayına ait minimum satış verim 50. Bunu görebilirsiniz. Şimdi de manuel yapalım. Eşittir diyelim. Min. Taba bastım. Şubat ayına ait minimum verileri görmek istiyorum. Tekrar taba bastım ve 25. Bakıyorum, evet doğru 25. Şöyle sol tuş ile sol tuşun basılıyken seçtim. Sürükle bırak yaptım. Şimdi eşittir. Yine minimum formülümüzü yazalım. Min diyorum. Taba basıyorum. Tüm satış verileri içindeki en küçük değeri bulalım. Tekrar taba bastım ve 25. Zaten burada da en küçük değer olmalı. Maksimuma bakalım. Maksimum bir değer aralığındaki en yüksek veriyi, en yüksek nümerik veriyi bulmamıza yarar. Yine işlev ekle dedim. Şöyle seçeyim. Maksimum yazıyorum. Ve git'e tıklıyorum. Buradan mak geldi zaten. Mak'a tıkladım. Tamam dedim. Hangi değer aralığında bulmamı istiyor? B9 değil. Sol tuşa basılı tutuyorum. B2'den B6'ya kadar olan tüm değerler içinde bana maksimum değerini bulsun. Tamam dedim. Buradan da maksimum değerinin 200 olduğunu görebiliriz. Şimdi bir de manuel yapalım. Eşittir. Mak. Taba bastım. Tamamen yazmama gerek yok. Taba basıyorum. Otomatik tamamlayacaktır zaten. Hücrelerimi seçtim. Tekrar taba basıyorum. Ve Şubat ayına ait en yüksek verinin 250 olduğunu görebilirim. Yine otomatik doldurma seçeneğini kullanıyorum. Buradan da tüm veriler içinde taba bastım. Maksimum değerinin 300 olduğunu bulacağız. Tekrar taba basıyorum ve 300 çıkacaktır. Şimdi ortalamaya bakalım. Ortalama bir verinin aritmetik ortalamasını bulmak için kullanılır ortalama formülü. İşlev ekle diyorum. Ve ortala yazıyorum. Ortalama yazıyorum. Git'e tıkladım. Buradan zaten gelecektir. Tamam dedim. Hangi veri aralığının ortalamasını istiyorsun diye soruyor. Burayı B3'ten D6'ya kadar seçiyorum, düzeltiyorum ve tamam diyorum. Ortalamanın 125 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi manuel yapalım. Eşittir. Ortalama çıktı. Şimdi taba basmam yeterli. Zaten güzelliği de bu. IntelliSense özelliği. OR yazdım. Ortalama ekstra da çıktı. Taba basıyorum bir kez. Otomatik dolduracak. Daha sonra veri aralığımı seçip tekrar taba basıyorum. Ve ortalamanın 131 olduğunu görebilirsiniz. Tekrar otomatik doldurma ile yapıyorum. Ve tüm ortalamaları bulalım. OR yazdım. Taba bastım. Veri aralığımı seçtim. Tekrar taba basıyorum. Ve tüm verilerimin ortalamasının 133 olduğunu görebiliriz. Şimdi sayım yapalım. Örneğin Ocak ayında kaç adet verimiz var? Eşittir. Tabii eşittir demeyeceğim. İşlev ekle diyorum önce. Ardından bana ne yapmak istediğini sorun kısmına say yazıyorum. Kaç adet olduğunu bulmak için. Ve git'e tıklıyorum. Buradan bağlı değer say en mantıklı olan tamama tıklıyorum. Ve hangi değer aralığını saysın daha önce yaptığımız gibi. Ocak ayına ait kaç adet veri olduğunu, 4 olduğunu görüyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi bir de manuel yapalım. Eşittir. Bağlı değer say bulmak için yön tuşumla klavyemdeki yön tuşum altındakine tıklıyorum. Aşağı yön tuşuna basıyorum. Ve taba tıklıyorum. Bağlı değer say seçilecektir. Seçildi. Yine veri aralığımı seçtim. Parantezin bu sefer manuel kapattım ve enter diyorum. 4 olacaktır.
Yine otomatik tamamlamayla doldurdum. Şimdi tüm veri satışlarımızın sayım adedini bulalım. Bağ dedim. Klavyemin yön tuşun aşağı yön tuşuna basıyorum. Basıyorum. Bağ değer say dedi. Taba bastım. Tüm veri aralığımı seçtim. Ve tekrar taba basıyorum. 12 adet. Zaten verinin olduğunu görebilirsiniz. Minimum, maksimum ortalamanın ortalamada bulmanın, okumanın daha doğrusu kolay bir yöntemi vardır. Örneğin burayı seçtim. Ocak ayına ait verileri ve sağ altta şöyle göstereyim. Ortalama 125, sayım adedi 4 ve toplamı 500 olan bir liste göreceksiniz. Bir gösterge göreceksiniz. Bu durum çubuğunda yer alır ve oldukça işe yarar bir özelliktir. Bu arada şunu da bilin. Sayım sadece nümerik verileri sayar. Örneğin şunları saymak isteyelim. Gül, papatya, karanfil ve orkide. Eşittir dedim. Bağlı değer say. Taba tıkladım. Tekrar taba tıkladım. Sıfır olduğunu göreceksiniz. Çünkü gül, papatya, karanfil ve orkide nümerik. Yani sayısal bir veri değildir. Bunları saymaz. Bunu da bilin. Ve son olarak şunu göstereyim. Tüm formülleri Excel'de görebilmek için, ya burada formül kullanıldı mı, kullanılmadı mı diye kontrol etmek için formüller sekmesinde formül denetleme bölmesi içinde yer alan formülleri göstere tıklamamız yeterli. Tıklıyorum. Artık benim çalışma sayfamda formül kullanılıp kullanılmadığını görebiliyorum. Tekrar formülleri göstere tıkladığımda eski haline dönecektir.